Ünlü sanatçı Orhan Gencebay. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ailece çok seviyoruz kendilerini. Sevim Evra Hanımefendi'ye de sevgiler, saygılar. Hepimizi çok korkuttu. Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte evine dönerken tekneden düştü, kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre'den açıklama geldi. Geçmiş olsun tekrar. Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay tekneden düştü, sevenlerini korkuttu. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile bir mekanda akşam yemeği yedi. Keyifli bir akşam geçirdikleri görünen çift, yemeğin ardından İstanbul Baltalimanı'ndaki evlerine tekneyle dönmeye karar verdi. Çift evlerine ulaştıktan sonra tekneden inmek için hareketlendi. Orhan Gencebay bu esnada dengesini kaybetti, beton zemine düştü. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Gencebay yaşadığı kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Sevim Emre, Gencebay'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Direkt betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar. Gencebay da yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu söyledi. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yerinde dönüşüm projesi hayata geçiriliyor. Afetzedelere hibe ve kredi desteği verilecek. Proje başvuruları 17 Temmuz itibarıyla E-Devlet üstünden yapılabilecek. Yerinde dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde yaralar hızla sarılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için yerinde dönüşüm projesini başlattı. Hibe ve kredi imkanından faydalanmak isteyen hak sahipleri 17 Temmuz'dan itibaren başvurularını yapabilecek. Proje kapsamında deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde yapmak isteyen afetzedelere konutta 500 bin lira, iş yerlerinde ise 250 bin lira hibe desteği verilecek. Bunun yanı sıra konutta 500 bin liradan 800 bin liraya, iş yerlerinde ise 250 bin liradan 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeyle faizsiz verilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Nilgün Zeytunlu ve kızı İrem Zeytunlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kaldı. 10 saatlik bir çalışmanın ardından kendilerini kurtaran ekipleri unutmadılar. İstanbul'da gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Bakalım. Bizim iletişimimiz kesilmedi. Her zaman İrem'i aradık sosyal medyadan. Görüştük, konuştuk. Sağ olsun onların da yolu İstanbul'a düşmüş, bizimle görüşmek istediler. Bizler de çok mutlu olduk. 9 katlı binanın enkazında 28 saat kaldılar. 10 saatlik çalışmayla tekrar gün yüzüne çıktılar. Anne kız onları kurtaranları asla unutmadılar. Kahramanmaraş depremlerine Hatay'da yakalanan Nilgün Zeytunlu ile kızı İrem ekiplerin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı. İrem'in ilk elini tuttuğumda bir daha elimi bırakmadı. Yani hatırlıyor musun onu? Evet. Bırakma beni abi dedi. Ben o şekilde işte 6-7 saat boyunca İrem'in elini tutarak, severek işte buradayız kardeşim, çıkartacağız seni. Depremzedeler ve itfaiyeciler zaman içerisinde aile oldu. Telefonla görüşmeyi sürdürdü. Zeytunlu ailesi söz verdikleri gibi İstanbul'a ziyarete geldi. Gerçekten İrem'i kardeşimiz gibi, ailesini de ailemiz gibi sahiplendik. Sadece deprem anında değil, sonrasında da devamlı iletişim halindeydik. 10 saat kadar İrem'leri enkazdan çıkartmaya çalıştık. 10 saat sonunda çok şükür annesini ve kendisini sağlıklı bir şekilde çıkarttık. İtfaiye eri Bilal Acar, 10 saatlik kurtarma çalışmasının 10 yıla bedel olduğunu söyledi. Yani o 10 saat aslında belki de normal hayatta birbirimizle yaşayacağımız 10 yıldan daha fazla şeyler ifade ediyor.